suresi. Şimdi Adem aleyhisselama 10 suf indirilmiştir. 10 suf kişinin zahir ve batın olan 10 duygularıyla beraber kendisindeki olan bu hasletlerin mevcudiyetidir. Anlatabildim mi? 10 sayfadır bunlar. Kitap değildir. Mesela duymak, görmek, koklamak, tatmak, dokunmak. Dikkat edersiniz bunlar ayrı ayrı birer sayfadır. Kitap değildir. Kitap olsa hepsini anlatır. Ferdi anlatıyor dikkat ederseniz. Şimdi Adem aleyhisselam 10 suf indirilmiş, şapkasız bir Adem halindeyken kemalata gelmiş Adem, Ademliğini bilmiş. Çünkü Ademliğini bilen odur Adem. Ademliğini bilmeyen hayvandır ancak. Onun için hayvan da dört ayaklı hayvan değil, haydir demektir. Var, van varlık demektir. Bir varlık anlamındadır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Adem yaratıldı, 10 sur indirildi. Kendisindeki zahir ve batın duygularıyla beraber bunu zevk etti. Kemalata geldi. Adem hakikaten kemalatlıdır. Cenab-ı Allah'ın çünkü hüviyet ve eniyetinin kemalatıyla kendisindeki tecellisinin bir idrakıdır. Anlatabiliyor muyum? İşte o bakımdan Adem'den sonra kim geldi? Bir de İbrahim aleyhisselam geldi. Yani İbrahim aleyhisselam'a da 10 suhuf verildi. Baştaki suhuf Adem'e, sondaki suhuf İbrahim'e. Bakın, yalnız 10 suhuftan sonra Şid aleyhisselam'a 50 suhuf verildi. İdris aleyhisselam 30 suhuf verildi. Ve 90 etti. Ancak İbrahim aleyhisselam'a 10 suhuf verilerek 100 tane suhufla tamamladı. Yani sayfa bitti. Bir yüz. Ahmet'in yüzü, Mehmet'in yüzü, Adem yüzü. Nasıl derseniz artık. Dolayısıyla Adem yüzünü tamamladı. Şimdi İbrahim aleyhisselam Halilullah'tı. Cenab-ı Hakk'ın dostuydu. Dost olabilmesi için kişinin dost olabilmesi için ne yaptı? Cenab-ı Allah onu bazı bu Adem'deki olan hasretleri, Şit'teki olan hasretleri, İdris'teki olan hasretleri cemini yaptıktan sonra artık şapkasız olan Adem şekliyle değil, şapkalı olan Adem'den sonra bir de dostu oldu. Çünkü İbrahim içerisinde Ademlik vardır. Şitlik vardır. Şit demek zatın sıfattaki tecellisi olan yaklaşışı, tecellisidir. Armağan olarak verdi tecellisini Allah. Hediye olarak verdi şit. Hediyedir, armağandır. Adem'e verildi bu. Ondan sonra ne yaptı? İdris. İdris ise cennette hulle biçti. Makasla. Celal ve cemal veyahut da tenzih ve teşbih makasıyla hulle biçti, elbise biçti. Yani tevhid yaptı. Herkesteki olan bu hakiki farkı, şeriatı elbiselerine, şeriat elbisesini giydirdi. Şimdi bundan sonra artık bunların hepsi var bunun içerisinde. Bundan sonra İbrahim dostu oldu Allah'ım. Cenab-ı Hak ona dostum dedi. Dostundaki olan bu 10 tane sayfa artık ne oldu? Hem Adem'deki olan bu zahir ve batın duyguların biliniminden ötesinde bunlarla faaliyete geçirdi. Faaliyete geçirince artık dostunu görmeye başladı. O da onu gördü, onu gördü. Bir insan dostunu görmez mi? Her türlü gönül ve kemalata daha fazla geldi. Onun için ona da Cenab-ı Hak dostum dedi. İşte onun için başında da 10 sayfa suf, sonunda da suf, birisine baştakine Adem dendi, sonundaki İbrahim dendi. Aynı kişide de olabilir bu. Öyle bir peygamberler geçmiş zamanında, onların ümmetleri varmış, o başka. Bir de bugün sende Ademiyet de varsa, İbrahimlik de varsa, o zaman bunların da hepsi sende sayfa olarak mevcuttur demektir. Başka ne dedin sen? Bunu anlat. İbrahim Aleyhisselam'a neden kitap inmedi de suhuflar indi? İbrahim Aleyhisselam'a kitap indirilmedi. İbrahim Aleyhisselam
dostu olduğu için kitap indirilmedi. Kitap kime indirilir? Kitap tamamen bu kemalatlardan sonra da insanlardaki olan tebligat edebilecek bir hastalık nübüvvet yönüne geçerse o zaman kitap verilir. Nübüvvet var. Mesela aynı mertebenin, aynı yerinde nübüvvet de var. Nübüvvet, kemalata geldikten sonra topluma tebligat etme, irşad etme halidir. Diyeceksin ki onlar da ümmetlerini irşad etti ya. İrşad etti de kitap verilenler biliyorsunuz insanda dört tane kitabın mesela Musa Aleyhisselam Tevrat'ın irşadını yaptı. Dikkat ederseniz. Ondan sonra Davud Aleyhisselam Zebur'un irşadını yaptı. İsa Aleyhisselam İncil'in irşadını yaptı. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise bunların hepsinin hem suf, nüshuf ve hem de o üç tane kitapla beraber Kur'an-ı Kerim olan dört kitabın irşadını yaptı da öyle kitap verildi onlara. Diğerleri bunları idrak ettiler fakat kitapları yok. Mesela diğer peygamberlerin de kitapları yok. Dört tane peygamberin var kitabı. Demek ki bu kitap vermek başka, yani insan kendisindekilerin Cenab-ı Hakk'ın tecellisi olarak bilmesi var, bunları yaşaması var, bir de bunların tebliği başkasına, yaşadıktan sonra başkasına tebrik edilmesi var. Bunlar ayrı şeylerdir. Onun için İbrahim'e kitap verilmedi.